gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Sezen Aksu şarkılarıyla İzmir'in Kızları adlı müzikli oyun seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Most Production'ın üstlendiği yapımını, Most Production'ın üstlendiği müzikli oyunun ekibinden biz şimdi bir grupla birlikteyiz. Elbette emeğe geçen çokça isim var. Onlara da şimdiden ellerinize sağlık diyoruz ve sevgili Derya Alabora teşekkür ediyorum. Parla Şenol hoş geldiniz. Gökçe Bahadır, Burak Sevinç ve Olgun Toker hoş geldin. Böyle açılış istediğimiz gibi şimdi herkes bir nefesini bırakabilir. Evet, başlayabiliriz. Evet, gerçekten böyle bir an oluyor. Nefes nefese çünkü heyecanda Doruk'ta 24 Ocak'ta premier yapıyor demek son bir demek. Ve az önce ben provaları da biraz izleme şansı buldum. Her şey yolunda, çok da güzel gözüküyor. Hepsinden önce İzmir'in Kızları, Sezen Aksu şarkıları, yani bu zaten seyirciye ilk anda duyguyu ve enerjiyi yükseltecek bir performans gibi gözüküyor. Ama sizin tarafınızda ne oluyor? Mesela tahmin ediyorum Mustafa Oğuz'dan çıktı fikir ya da teklif öyle geldi. Sezen Aksu'nun oluru ve heyecanı da yansımıştır. Onu da tahmin ediyorum ama Gökçe'ye sorayım önce. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, dans etmeyi çok seviyorum. Sezen Aksu şarkılarını zaten çok seviyorum diyerek hemen başladın mı, yola çıktın mı, nasıl oldu? Şimdi sen biliyorsun ya tabii benim duygularımı. O yüzden tabii daha iyi ifade ediyorsun. Daha rahat konuşuyorum seninle. Süremiz kısa ya, bir kısmını ben söyleyeyim. İyi oldu valla. Benim söyleyeceklerimi çok sevindim. Çok teşekkür ederim bazı cümlelerimi aldığın için. O yüzden orayı geçiyorum. Tamam, evet, orası çok... öyle kesinlikle. Yani tabii ki iş o kadar dolu dolu ki dediğin gibi. Hı. Yani işin içinde her şeyden var. Yani Sezen Aksu şarkıları, çok güzel şarkılar, çok sıcak bir hikaye. Evet. İşte Most var işin içinde. Çok sevdiğim insanlar, çok güzel bir ekip kurulmuş. Yani her şey bir arada. Acaba hani hayatımızda kaç defa önümüze gelebilecek bir şans, bir fırsattır? Çok da bilemiyorum şu anda. O yüzden tabii ki çok olmak istediğim bir proje olduğu için de. Dilemişsin sanki, çok hayalini diledim. Kurmuşsun evet, gibi. Çok diledim. Ne güzel. Diğer yanıyla aslında müzikli bir oyun sahneye koymak ki ben... Kabul ederseniz müzikal de diyebilirim. Orada bir ince sınır var galiba ama yine de hem dans etmek, hem şarkı söylemek, hem hikayeyi anlatmak, oyunculuk hepsi bir arada gerçekten zor bir iş. Ama son dönemde ne güzel ki seyirci açısından bu çok keyifli. Müzikli oyunların sayısı da artıyor. Şimdi bu yanıyla sorayım. Derya Alabora için en son Efsane Kadın'da şarkı söylediği zaman konuşmuştuk. Yani ne kadar güzel sesiniz. O da şarkı söylemeyi zaten çok seviyorum demişti. Evet. Böyle bir tesadüf yani sizin için de söylenebilir herhalde. Siz de çekmişsiniz böyle bir projeyi galiba. Evet evet, öyle bir şey oldu. O da tesadüf edildi. Çünkü yani mesela Mustafa falan da benim şarkı söylediğimi bilmez aslında. Geçen Efsane Kadın'da da Sezen'den Begombil'i söylüyordum orada sahnenin üstünde. O şarkıyı da o kadar çok seviyorum ki yani Mustafa dinledi. Senin ne kadar güzel sesin varmış falan diye. Bunca yıl sonra bunun keşfedilmiş. Gerçekten öyle yani. Hep umut var. Öyle denk geldi gerçekten yani. Ve sahneye koyma kısmında beklediğiniz gibi miydi? Çünkü hazırlık aşaması hani bu tarafta biz bitmiş ve en iyi halini görüyoruz ama siz neler yaşıyorsunuz? Tabii yani bir iki küsür değil mi çocuklar? Evet, yani iki buçuk aydır falan çalışıyoruz. Tabii ki bir taraftan da dans ediyoruz. Hani bizim böyle çok müthiş danslarımız olmasa bile onların ve dans ekibi var bir de bayağı sahne üstünde. Yani gerçekten ben de seni bilmiyordum yani bu kadar dans edip şarkı söylediğini. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'de yani Gökçe performansında çok fazla oyuncu yok gerçekten Türkiye. Yani rica ederim. Rica ederim. Evet, gerçekten öyle. Mahcup oldum. Övmeler için de bu bölümleri ayırmıştık. Biraz birbirimizi öveceğiz. Evet. Çünkü biz bu konuda iki bulak bence çok iyi. Çok güzel ama bu da işin şanından. Biz Parla Şenol'u görünce de ne kadar mutlu olduk. Çünkü biz sık sık birbirimizi aynı bina içinde görüyoruz ama bu anlamda galiba ilk kez bir araya geliyoruz. Evet. Nasıl gidiyor ve böyle bir projede yer almak? Aslında çok da böyle müzisyen bir aileden geldiğini biliyorum Parla Şenol'un ama yine de müzikli oyun sahneye koymak ya nasıl bir fark? Şimdi
hızlı konuşayım. Evet. ben konservatuvarda 5 sene solfej dersi gördüm. 9 evet. sene bale dersi gördüm. 18 sene sahneye çıktım, şarkı söyledim. 7 tane 45'liğim var. Dolayısıyla dans, müzik, oyunculuk 58 senedir. Yani zaten müzikal, müzikli oyun benim için biçilmiş kaftan. Ama çok fazla imkan çıkmıyordu. Böyle bir imkan oldu evet, ve bu şimdi, projenin evet. içinde olduğum için gerçekten gerçekten çok mutluyum. Yani Gaye Çankaya yönetmenimiz projede önemli bir payı var. Onu söylediğinde bana çok mutlu olmuştum. Ekiple de bir arada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah seyirci de sever. Ne güzel, elbette sevecekler. Çünkü dediğim gibi enerjisi en baştan hissedilir bazı projelerin. Burada o enerji var. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Burak için zaten herhalde müzik ve oyunculuk böyle aynı paralelde giden. Evet. Hatta sahne sanatlarından mı mezundun zaten, öyle değil mi? Mezun değilim aslında, bu hep yanlış biliniyor. Ben okulu terk ettim ikinci sınıftan sonra, evet. Güzel. Hep böyle açık olalım, bunu evet. çok seviyorum. Evet. Çalışma hayatına daldım, biraz yoğunlaştım ve okulu ama bitirmedim açıkçası. Ama müzikle ilgilisin, öyle biliyorum. Senin YouTube'daki paylaşımlarını seviyorum ben çünkü. Teşekkür ederim. Ben 13 yaşından beri babamla beraber sahneye çıktım. 12 yaşından beri kanunla başladım müzik harika, hayatına. 13 yaşından var. Beri de sahne hayatına başladım. Müziğe ne yazık ki piyasada çalışma anlamında artık maddi olarak çalışma anlamında bir 5-6 yıl oldu aslında bırakalı. Ama asla bırakmadım. Yazık, şahane bir sesi var. Çok güzel evet. bir sesi teşekkür var. Teşekkür ederim. Çalışma hayatı anlamında müziği bıraktım. Bir 5-6 yıl oldu. Setler yoğunlaştıkça bırakmak zorunda kaldım. Tabii ki müziği bırakmadım. Müzik benim için her şey çünkü. Böyle bir fırsat da önüme geldi ve ben ilk defa tiyatro sahnesinde oyunculuk anlamında ilk defa yer alacağım. Hı-hı. Bunun heyecanı bende o yüzden çok büyük. DT'de çalıştım daha önce, devlet tiyatrolarında bir 7-8 yıl kadar ama müzisyen olarak çalışmıştım. Oyunculuğa başladıktan sonra da hiç böyle bir şey denk gelmemişti. O yüzden bu benim için ekstra büyük, stresli, heyecanlı ve mutlu bir durum. Yani evet. bambaşka bir durum. Kifayetsiz kalıyor kelimeler gerçekten. Ve ne kadar bir araya gelmiş aslında, ne istiyorsan evet, hepsi evet. bir araya gelmiş. Şu anda hepsi toplandı, hem müzik hem oyunculuk kısmı. İşin tuhafı, dans eden de bir insan değilim. Sağ olsun Selçuk hocamız bayağı böyle yonta bizi. Şekil yapıyor. Selçuk Borak. Evet. Selçuk Borak. Onların hepsine dedim ya en başta da evet. emeği geçen herkesin eline sağlık. Tek tek sayamadık belki ama Olgun da zaten hep müzikli oyunlarla. Zaten değil mi? Çok da alışkınsın. Hep de böyle bir proje içinde yer alacağını hissediyordun. Ya benim dans etme eylemim bir adım yana bir adım sola. Bu kadar. Hayatımda çok o kısmını önce merak ediyorum. Zaten çok ama şirin oluyor. Evet. ama yani gerçekten Selçuk Borak güzel bir tabirdi. Bizi yonttu. 2,5 aydır yani 3 tane tişört değiştiriyoruz provalarda. Çok coşkulu bir takım var. Dansçı ekibimiz çok iyi ve çok paylaşımcılar. O yüzden de işimiz rahatladı diyebilirim. Benim en çok korktuğum yer orasıydı. Dans edip şarkı söyleme eylemiydi. Dans edip şarkı söyleme herhalde ne bileyim insanoğlunun bulduğu en güzel ilaçlardan biri, en organik ilaçlardan biri. Çünkü her şey iyi geliyor. Çok pozitif oluyorsunuz. Enerjiniz çok yükseliyor. Evet. O yüzden ben çok sevdim ya, dans edip şarkı söylemek. Buradan güzeldi. Devam ederim. Ben buradan devam ederim. Yani. Bir kırılma noktasıydı evet. ve oradan devam ederim. Herkese de öneririm. Şimdi, Sezen Aksu şarkıları deyince bir tabii ki hikayemiz var. Bu bir İzmir hikayesi. Sezen Aksu şarkıları esin kaynağı oluyor hikayeye diye biliyorum. Ama bir yandan da kurgusunu da merak ediyorum. Yani hikayeye uygun şarkılar mı seçildi yoksa bazen de şarkılar hikayeyi şekillendirebilir? Nasıl bir kurguyla izleyeceğiz? Biraz öyle ipucu isteyeyim. Evet. Gözümle yakalıyorum. Bana bakıyorsun. Hikaye kurgu derken. Aslında daha çok sanki hikayeye uygun şarkılar içine yerleştirildi. Ki ömrümüzde her ana oldu. Uygun bir Sezen Aksu evet, şarkı. Çok da zor olmuyor bu arada. Her duyguya uygun bir şarkı evet. pat diye de bulunuyor. Aynen, doğrudur, gerçekten doğrudur. Öyle. Bir yandan da ama söylediği bir zorluğu var. O yüzden de şimdi Sezen'in şarkılarını biliyorsun ve ben şu an o kadar çok Sezen şarkısı dinlememe rağmen herkes gibi şimdi böyle bir kere başka bir gözle, başka bir kulakla dinliyorum şu anda sözlerini ve bir kere daha böyle bir hayran oluyorum o sözlere.
Ve o kadar dolu ki şarkıların, evet, sözlerinin içeriği. Zaten öyle bir hikaye olmasa onu oraya taşımaz. Tabii. Yani o şarkıya taşımaz. O yüzden o aradaki hikayeler şu anda çok dolu dolu oldu. Ben o yüzden de çok mutluyum. O kadar dolu dolu oldu ki hikayelerin içeriği. Onlar bizi zaten o şarkıyı dinlerken şey gibi oluyoruz. Yani artık hani oyunda kelimenin tükendiği yerde, sözlerin bittiği yerde artık o şarkıyla dertlerimizi anlatıyormuşuz gibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. O çok güzel birbirine meç oldu. Şarkılar ve sahneler ve duygular. Ve bunun gerçek hayatta da karşılığı var. Öyle değil midir? Yani hepimizin hayatında bir Sezen Aksu şarkısına, evet, denk gelen, evet, tabii, tabii, çok önemli, kesinlikle, hatıralar vardır. Bu hani hayatımıza dokunmak böyle bir şey, evet, herhalde. Çok yani, vefa borçluyuz. Değil mi? Çok. Mutlu olduğumuzda da dinleriz, üzüldüğümüzde, evet, dinleriz. Her an dinleyebiliriz. Her duruma uygun. Her durumda dinleyebiliriz. Zaten bir yanımızda, evet, her duruma müsait. Her duruma müsait. Ve oyunda da böyle. Yani böyle üzülüyoruz, yine bir Sezen bir şey söylüyoruz. Çok seviniyoruz, yine bir Sezen şarkısı söylüyoruz. Ne güzel. Hiç peki bir araya geldiniz mi şarkıların seçiminde veya öncesinde? Henüz gelmedik. Evet, henüz gelmedik. Ama uzaktan uzağa takip ediyoruz. Evet, kesin, evet. Böyle bir onu görünce de ayrı bir heyecanlanacağız gibi hissediyorum zaten şu anda. Bir süre şu oyun en azından oturana kadar Sezen'le karşılaşmasak mı acaba? Heyecandan söyledi çünkü Sezen Aksu oyuna yapar geldi mı acaba? Diye merak ettim. Evet evet, olabilir. Bilmiyorum yarın olur mu ama. Evet, bakacağız. Bakacağız. Evet. Ben bir gözlerinde ışıltı gördüm Gökçe'nin. Biz öyle diledik diye, evet, söylüyorum. Öyle diledik. Bu arada dizide ilk seni tanıdığımız dizi Hayat Şarkısı, evet, mıydı? Yani daha doğrusu ben ve bir sürü izleyicinin, televizyon izleyicisinin. Evet. Orada Sezen Aksu'nun seni aradığı doğru mu? Doğru. Telefonla. Artık böyle bir kontrol ya ediyorum. Evet, teyit edip. Evet evet, yani o sıra çok beğendiğini dile getirmek için aramıştı. Ben tabii inanmadım. Ne tatlı. Hani Sezen olduğunu. Yaklaşık bir 4 dakika sonra falan hani, sanırım evet dedim Sezen Aksu. Öyle bir tanışmamız o zamanlara dayanıyor. Ama yani hiç hayalde böyle bir şey yoktu. Tebrik telefonuydu tahmin ediyorum, değil mi? Evet evet, ama numarasını veremem. Bu güzeldi. Evet, şunun için ısrarla bunu soruyorum. Ve bir gün Sezen Aksu şarkılarıyla, evet, bir yani oyunda oynuyorsun. Bir işaret gibiymiş demek ki. Kader ağlarını, evet, örmüş orada. Ya bana bu hayat müzikal şarkı öncesinde sen şarkı söyleyebiliyor musun diye de sorulmadı zaten. Mustafa abi Sezen'i arıyor. Sezen İşte kadroyu sorduğu zaman, ya Olgun da var dediğinde, ama diyor soracağız hani bu çocuğun meziyeti hani nedir ne değildir falan. Yapar yapar o diyor. Hani söyle. İşte bu kadar. Yani, keşke öncesinde beni arasaydı. Güzel. Ama ya, bu bir bağlantı mıdır belki? Ya evet, çünkü çok güzel tesadüfler. Hani oynadığınız karakterlerden çok kısa birer cümle alacağım. Gülümser, İzmirli bir kızımız ve teyzesi, anneannesi tarafından büyütülmüş. Evet. Ve bir, sonuçta bir aşk üçgenine dönüyor anladığım, evet, kadarıyla. Bir terk eden sevgili var ama sormak lazım niye gitti. Hemen yargılı olmayalım. Bir de tutkulu bir aşık var. Çok doğru mu anladım? Evet. Evet ve orada beni yak, her şeyi yak. Her şeyi yakmaya orada biraz durum karışıyor. Durum karışıyor. Evet, evet. Bayağı karışıyor. O zaman son bir cümle ile tamamlayalım. Seyirciye ne söylemek istersiniz? Yarın akşam artık kapılarını açıyor İzmir kızları diyeceğim ve bir cümleyle tamamlayacağım. Evet, başlıyorum o zaman. Yani ben tabii kendi işin içinde olduğum için söylemiyorum. Bazen böyle dışarıdan da bakınca böyle sıcacık bir hikaye. Her şey çok bizden. Her şey çok gerçek. Yaşananlar çok gerçek. En çok heyecanlandıran, bence seyirciyi de en çok heyecanlandıracağını düşündüğüm şey bu. Öyle bir hikaye izlemek için ve birçok şeyin bir arada olduğu, artı bir de Sezen Aksu şarkılarının olduğu bir hikaye, evet, izlemek için bizi izlemeye gelsinler diyorum ben. Daha ne olsun diyelim. Evet. İzmir'in kızlarının yolu açık olsun. Yarın akşam premierini yapıyor ve yarın akşamın ajandasından bir başka performansı da hemen duyuralım sizleri uğurlamadan önce. Timuçin Şahin, caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimleriyle oluşturduğu Timuçin Şahin's Flow State grubu ile
24 Ocak Cuma akşamı Borusan Müzik Evi'nde sahne alacak. New York Times'ın usta bir gitarist ve harikulade bir besteci sözleriyle tanımladığı Timuçin Şahin'in, Sean Rickman, Corey Smith ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimleriyle oluşturduğu grubu Nothing Bad Can Happen albümünden şarkıları dinleyicileriyle buluşacak. Ve Puhu TV'de 2018'de yayınlanan ve o tarihten bugüne kazandığı ödüller sayesinde izlenmeye devam eden Şahsiyet dizisi şimdi de Meksika'ya uyarlanıyor. Başım köpük köpük bulut. İçim dışım deniz. Artık Meksika'nın da şahsiyeti olacak. Farkında. Budak budak. Şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Başrol oyuncusu Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy'de en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıran Puhu TV dizisi Şahsiyet Meksika'ya uyarlanıyor. Gerçekten alnında bir etiket vardı ve üstünde adım mı yazıyor? 2018 yılında Türk izleyicisiyle buluşan, 2019'da Berlin Televizyon Dizisi Festivali, Avrupa Sinematografi Ödülleri ve Medya Tablet Ödülleri de dahil olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası ödül ve adaylık kazanan Şahsiyet, Meksika'da El Asesino del Olvido adıyla yayınlanacak. Ölümden korkup her gün öleceğine, ölümden yine kork ama her gün yaşa. Dünyaca ünlü Ernesto Contreras'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide başrolü ödüllü aktör Damian Alcázar'la oyuncu ve şarkıcı Paulina Gaitán paylaşıyor. Alzheimer teşhisi konan Pascal'in hafızasını kaybetmeden önce geçmişte işlenen bir suç için adalet aramaya karar vermesinin hikayesini anlatan dizinin çekimlerine Şubat'ta başlanacak. O her neyse nasıl yapılıyorsa en planlı şekilde yapmaya başlayacaksınız. Dijital platformda yeni bir Türk yapımı Tuğba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokollu, Osman Sonan, Tolga Tekin, Usan Çakır ve Damla Sönmez'in başrolleri paylaştığı belgesel dizisi Rise of Empires Ottoman için geri sayım başladı. 24 Ocak Cuma tüm dünya ile aynı anda Netflix'te gösterime girecek dizi. Kısa fragmanından görelim. He who conquers Constantinople will have the world. I just woke from a dream. So my father, he has commanded me to take Constantinople. I promised you your time would come. There are 14 miles of walls to defend, Emperor. The fate of the city is in your hands. The Sultan is convinced he'll conquer the West, just as Alexander conquered the East. Taking Constantinople would be near impossible. Near, but not impossible. People didn't know, was he up to the job? He's a very young guy. The Sultan appears determined. Sevgili seyircilerimiz, tamamlarken bir değerli ustayı anıyoruz aslında bugün. Ayşen Guruday'ı geçen yıl bugün kaybettik. O yol açtı, öncüydü, kadın komedyen ve hayata karşı bu kadar dik duran özel kadınlardan biriydi. O yüzden iyi ki Ayşen Guruday hayatımızda olmuş. İyi ki sanata ve hayatımıza değer katmış. Ben böyle tamamlıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgiyle anıyoruz Ayşen Guruday'ı. Evet. Bunların üstü para, altı reklam. Bir bankanın reklam parası bu. Oktay'ı anlatıyorum anne, Oktay'ı. Yeter artık dayanamayacağım. Anne, 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 anneciğim. Ben geldim. Oo, hoş geldiniz. Var mısınız? Hepsine aynı yerde randevu veriyor. Yaşa, ne zaman? Bu cumartesi saat 2'de Taksim'de. Oldu. Mektuplarımı geri ver. Senin erkeğin benim. Ama ne erkek? Yesinler seni, anasının sözünden çıkmayan Sünepe. Bakın, bakın kocamı ne hale